Merhaba sevgili izleyenler. Bugün Mega TV ailesi olarak Fatma Karagöz'ün ev mutfağındayız. Nasılsınız Fatma Hanım? Teşekkür ederim gülüm. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Bugün bizlere neler yapacaksınız? Bunlar bahseder misiniz? Evet, Alanya'mızın eskinin tatlısı, yöresel öksüz helvası. Onu yapacağız. Peki bu öksüz helvasının bir tarihi falan var mıdır? Nereye dayanıyor? Eskiden evlerde çok herkes pek durumları iyi olmadığı için ama her evde un, pekmez, tereyağı olduğu için onunla beraber akşam oturmalarında hemen bu helvayı karıştırırlar, yapıp yerlermiş. Yani o zevki, her akşamlar yenmesi, soğukta kışın yenmesi için öyle bir duyduk. Anlıyorum. Bizler de ya alıştık annemizden. Bizler de yapıyoruz, seviyoruz. Yemeği de seviyoruz, yapmayı da seviyoruz. Peki, bunu başlayalım. Bize verir misiniz? Evet, başlayalım. Aynen. Bizim 3 bardak yapacağız. 3 bardak unum var. Ölçümüz. Şöyle bunu ayarlamıştık. 2 bardak. Koyabilirim. Eskiden pekmezlerimiz tatlıymış ama şimdi biraz pekmezlerimizde tadı az olduğu için bir bardak şeker kullanmayı tercih ediyoruz. Pekmezimizi de koyuyorum. Tarifini teker teker anlatır mısınız? Şimdi başkaları da yapmak ister falan. Evet. 3 bardak un koyduk. Hı hı. 1 bardak şeker koyduk. 2,5 bardak da pekmez koyacağız. Bununla beraber ben eskiden annem oklavalarla yapıyormuşumuz. Ama bizler şimdi oklavalarla ateşte yapmadığımız için ben şimdi bu üçünü ezmeyi tercih ediyorum. Suyunu daha sonra ilave edeceğim. Bunu bir ezip bal kıvamına geliyor. O şekil daha güzel. Tam püf noktası nedir bu? Püf noktası bunu böyle yapıp ezmesi. Kimisi mikserle çırpıyorlarmış. Ama ben miksere gerek duymuyorum. Böyle tahta kaşıkla üçünü beraber ezip de suyunu sonra ilave edince gayet çok güzel oluyor. Bence herkesin denemesini tavsiye ederim. Böyle ezip hiç topaklanmadan gayet kaymak gibi oluyor. Daha sonra birazcık sıvı yağ koyuyorum içine. Bir bardağı pekmezle su koyuyorum. Onunla da biraz daha sonra pişiriyoruz. Şimdi suyumuzu ilave ediyorum. Bardak da su ilave ediyorum. 3 bardak un, 3 bardak pekmez, 1 bardak şeker. 3 bardak da su. Bunları ezip ocağımıza alıyoruz. Abla, şimdi siz 3 bardak su dediniz. Tekrar böyle dolduruyorsunuz ya. Evet. İlave ediyorsunuz herhalde. Onu niye yapıyorsunuz? Onu pişirmek için pekmezde su. 1 bardak. Bu kuyruğunu falan dengelemek için herhalde. Ayarlamak için, evet. Kıvamını ayarlanması için. Peki ocağın nasıl olması gerekiyor? Kısık ya da? Normal. Önce açıkta pişireceğiz. Sonra kısabiliriz. Yavaş yavaş pişirip tereyağı koyayım. Birazcık da sıvı yağ koyacağım. Ben birazcık, çok az. Toparlandı mıydım bu? Sonra tereyağıyla da pişireceğiz. Aşama aşama yapılışını anlatmak istiyoruz. Şimdi cıvık şekilde ama sonra şekle girecek. Alanya'mızın. Bu yöresel
harita. Peki Alanya'da hangi günlerde yapılıyor daha çok? Özel günlerde misafirlere daha çok ya da düğünlerde, mevlütlerde? Yok. Ne gibi günlerde? Ailecek, arkadaşlar akşam beraber toplanmaya oturulduğu zaman, o zaman yapılıp hep beraber aynı tepsiden yendiği için daha çok güzel oluyor. Bu ayrı ayrı servis yapılması olmaz. Herkes oturacak. Bunun ortasını çukur yapacağız. O yaptığımızı kim yıkarsa bir ertesi akşam onun evinde tekrar yapılması için yaparlar. Öyle derler. Ortasını kimse yıkmak istemez. O yüzden çukurunu herkes. Evet, aynen, tekrar onların evinde tekrar yapılacak diye. Ama yapmak isteyen de hemen yıkar, der ki yarın akşam da benim evimde buyurun yapalım der. Aslında çok güzel bir şey. Çok topluluk için falan. Evet, ailecek hep beraber çok güzel yenen bir tatlımız. Doğal, pekmezli, sade un, tereyağı, su. Başka hiç içinde bir katkı maddesi bulunmadığı için. Biraz toparlanmaya başladı. Bak, dibinden yavaş yavaş. Bana bir şey anlatabilir miyim? Anlatın tabii siz. Buyurun istedim. Benim yayladaki evime misafirim geldi. Ben de o misafirlerime yapmak istedim. Misafirim geldi yanıma, dedi ki ben yardım edebilir miyim dedi. Tamam dedim, şimdi görmüş bu şeklini, şimdi şu şekliyle gördüğü için demiş ki bu nasıl bir şey olacak, hiçbir anlamı yok, bu nasıl bir şey, içimden diyor hiç iyi olmayacak dedim diyor. Bu bulamaç gibi niye benziyor diye diyor. Böyle derken diyor, abla içine koyduk sıra diyor. Ondan sonra kendini toparladığında o kadar mükemmel oldu, hiç bu şekilde geleceğini tahmin etmedim diyor. En son şeklinde. Yani öyle de bir anımız var diyeyim. Olur mu? Evet. Gerçekten şimdi görünümü pek hoş bir şey değil ama piştiği zaman çok çok mükemmel. Şimdi işte biraz toparlandı. Birazcık bu pekmezli suyumuzdan ilave ederekten pişirmeye devam ediyoruz. Güzel pişsin ki karın ağrısı yapmasın, güzel pişerse. Bir de bunun özelliği, şimdi fark ederseniz kaşıkta hep yapışlı hali oluyor. Biz bunu temizleyerekten bu şekil yapıyoruz. Ama piştiği zaman bu tahta kaşığımıza hiç yapışmayacak. Azar azar ilave ederekten. Bunlar söylediğimiz tariften biraz daha ekstra olan şeyler değil mi? Yani şey, durumuna göre gidiyorsunuz. Ölçünün, evet. Un kıvamı önemli. Bazı unlar biraz daha çok sert oluyor. Bazı unlar da daha yumuşak hali aldığı için o şekil, kıvamını bu şekil ayarlıyoruz. Onu evlerde de herkes kendisi yaparken ayarlayabilir. Tek bir bardaklık yapmak isteyen için de bir su bardağı pekmez, bir su bardağı un, bir su bardağı çok az, iki yemek kaşığı şeker, pekmez dedim, un, şeker, su, iki su bir su bardağı da su. Bir yarım bardakta suyla pekmezle bir yemlik de yapılabilir. Yani evlerde. Şöyle şimdi azarcık tereyağımızı koyacağız pişirmek için. Artık şimdi o bulamaç halini geçtik birazcık. Thank you.
Şimdi bak kaşıktan hiç aralanmıyor. Biraz sonra fark edersiniz. Kaşıktan çok güzel çıkacak. O zaman kıvamı yerine gelmiş olacak. Azarcık tereyağını azar azar tereyağı ilave ederekten. En son tereyağı ilave ediyoruz herhalde. Evet, pişirmek için. Yapıyoruz. Daha eskilerden annem sabahtan gelen misafirimize ayrı yapardın. Öğleden sonra gelen misafirimize ayrı yapardın. O zamanları bu teflon tavalarımız da yoktu. Normal pakır tencerelerde. Ve onlara çok da yapışırdı. Ama şimdi rahatlık var. Evet, çok şükür. Kolaylaştı. Kolaylaştırmak yani istedik kendimizce. Çünkü pakırlarda artık yapmak kolay değil. Böyle lokum gibi pişireceğiz. Daha pişirmeye devam edeceğiz. Piştik sıra kaymak gibi olacak. Kaşıktan aralanmaya başladı. O pişme kıvamını ayarlamış oluyoruz onunla beraber. Böyle çevire çevire olduğu için daha güzel pişsin diye. Görüyorsunuz kaşığımıza artık hiç yapışmayı verdi. Kıvamı yerine geliyor. Birazcık daha tereyağı. Çok tereyağı kullanıyor diyeceksiniz ama bunun da lezzetini veren tereyağı. Doğal, sağlıklı. O yüzden böyle cıkıl cıkıl yaparlarmış. Yeğenleri şifa niyetine. Aslında hepimizin evinde bulunan malzemelerden yapılan bir şey değil mi? Mutlaka her evde un, şeker, pekmez olan bir şey olduğu için ama yapımı biraz zor. Yani yapılmasını güzel yapılırsa, iyi yapılmazsa da karın ağrısı yapar. İyi pişmezse. Abla sürekli tereyağı koyuyorsunuz. Peki ölçüsünü onda ölçüsünü alabilir miyim? Tereyağının ölçüsü yok. Azar azar pişirmek için güzel pişsin ki bak şu kıvamına gelmeye başladı birazcık. O yüzden un tadı şey hiçbir şey olmayacak. Bunda lezzeti pişmesi için tereyağı azar azar ekliyorum. Tereyağı göz kararı. Tencerenin içinde kendince yuvarlanıyor. Artık mükemmel şekline almaya başladı.
ağza koyduğun zaman kaymak gibi hemen aksın diyerekten güzel pişirdiğimiz, o yüzden. Yağla beraber kıvamını. Tamam, bu şekil oldu. Bunu şeklini verebiliriz. Şimdi helvamızı tamamladık. Şöyle bakır kabımız var. Onun içine şöyle tamamen döküp başka bir kap ihtiyacı olmadan tekrar bunda da tereyağımızı eriteceğiz. Şekil vermeden şöyle tereyağımızı koyalım. Birazcık da sıvı yağımızdan, yarım su bardağı su bardağı yağımız yeterli, sıvı yağımız. Yağımız da böyle tereyağımız eriyecek. Tamam. Helvamıza şekil verip tereyağımızı üzerine dökeceğiz en son. Şimdi Alanya'mızın sunum işlemi. Şöyle şekiller vereceğiz. Şöyle arada bir kaşığımızın altını yağlayalım. Pakır kabımız var. Kabımıza şöyle şekillerimizi. Ya dağımızı ayarlayalım, bir dağısını. Tereyağımız ocağımızda kaynıyor. Güzelcene kaşıkla yapacağız da şöyle ortasını, çukurunu da birazcık daha. En son bir de kaşıkla şöyle. Kaşık şeklimizi vererekten. Sonra bu orta şeklimizi. Bu şekil tamamladık. Helvamızı yaptık, kaşıkladık, şeklini verdik. Şimdi tereyağını vereceğim. Döküp şöyle şelale gibi. Şelale gibi göbeğinden kabararaktan tereyağımızın kıvamı bu şekil olacak. Yiyenlere afiyet olsun. Şimdi öksüz helvamız, Alanya'mızın yöresel öksüz helvasını yaptık, şeklini verdik. Burada şimdi sunumu hazırladık kahvelerimizle beraber. Şimdi tattıracağız. Görümcem'in evine geldik. Görümcem'in evinde yaptık. Sağ olsun. O burada hep beraber hem lezzetine bakacağız. Bir de biz bunları
Öksüz elmasının bir de asidesi var. Eskilerde bizim yaptığımız, annemin yaptığı beyaz aside deriz ona da. Eskiden misafirlerimize birini onu yaparsak birini bunu yapardık. Sürekli devamlı yaptığımız bir helvamız. Şimdi ben şöyle birazcık koyayım. Kızımız tadına bir baksın. Bir tat lezzet şey tattıralım. Şöyle göbe birazcık yapıp birazcık şu yağsından şöyle ikram ederekten şöyle kızımıza vereyim. Bir de görümceme vereyim. Bir de o lezzetine baksın. Sunumlarımız şöyle yaptığımızda ortaya birazcık yağ koyalım ki lezzeti bu yağsında kıvamı o şekil. Şöyle gülüm tadına bir bak. Biz de kahvelerimizde içelim. Her şey için. Yani çok güzel. Bilmiyorum lezzeti nasıl olmuş gülüm. İyi. Sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet şeker olsun. Yeğenlere şifa niyetine. Karınların eskiden karnım bunu yiyince, helvamızı yiyince karnımız dinleniverdi derlerdi. Peki abla sizin bir hikayeniz falan var mı bu öksüz elmasıyla ilgili? Anlatabilir misiniz bize? Benim bununla ilgili hiçbir hikayem yok. Biz bekarken hiç bilmiyorduk. Ben evlendikten sonra Alanya'da öğrendim. Hı hı. Ama çok sevdim, çok beğendim. Aha işte bunu en iyi yapan da bizim gelin. Sağ olsun o yapar biz yeriz. Evet o yapar biz yeriz. Sağ olsun Allah razı olsun evet. Ben yapmıyorum yani ama çok severim yerim. Ellerine sağlık. Ya ailecek beraber toplandığımızda yapılıp yenmesi çok güzel bir lezzet. Doğal, şifa niyetine, her şeyiyle. Çok o şekil. Güzel. Hem de en katkısız tatlılardan birisi. Her şeyi doğal. Yani pekmezi, tereyağı. Yani içinde dediğim gibi hiçbir katkı maddesi yok. En doğal tatlılardan biri. Bizim çocukluğumuzdan gelen bir yani. Gelirsek bizler bildiğimiz için bizler alıştık annemizden anne öğrettiği için bizlere alıştık yapıyoruz devam ediyoruz. Sağ ol sen de bizleri ağırladın bugün evinde çok teşekkür ederiz. Sağ olun ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun sağ yeğenleri şifa niyet olsun. Sağ olsun. Biz de teşekkür ederiz Mekatevi ailesi olarak sağ bizleri ağırladığınız için. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun teşekkürler. Sağ.